Bu animemizde eskiden Terminator gibi etrafta dolaşan yalnız cidden bu kızın robot olduğuna dair kanıtlarım var. Çünkü dur dur Konumuz bu değil. Ona ileride bakacağız. Nerede kalmıştım ben? Ha, eskiden terminatör gibi dolaşan, şimdi ise o maviş gözleriyle sana aşığım cümlesinin mealini arıyor. Tamam böyle deyince bir tık tuhaf kaçmış olabilir ama ana konsept bu. Violet kızımız savaştan yeni çıkmış kendine gelmeye çalışırken emekli albay yanına gelir. Tabi Violet kızımız albayın emekli olduğundan bir haber. Violet ile albayın arasında şöyle bir konuşma gerçekleşiyor. Albay bir şey istiyor. Kız binbaşı diyor. Albay bir şey soruyor. Kız yine binbaşı diyor. Albay kıza binbaşı istedi deyince kızımızda bir yumuşama bir değişik hallere giriştiğini görüyoruz. Hatta Violet kızımız binbaşı ile olan ilişkisini şöyle açıklıyor. Hayır bu cümleyi duyanlar binbaşının bile bilmediği aile fertlerine küfür ederler. Halbuki binbaşı o kadar naif o kadar iyi kaplı ki Violet'in anlatmasına kaldığımızda durum çok vahim. Direkt akla binbaşa bu kıza neler yaşattı geliyor. Neyse biz animeye dönersek emekli albay kıza diyor ki artık savaş bitti sen özgürsün. Ama bizim kızda özgürlük kelimesinin bir karşılığı yok. Kıza özgürlük diyorsun kız sana yenilebilen bir şey mi diye geri dönüş yapıyor. O kadar birbirlerine yabancılar. Tabi albay bir kez denemesinde başarısız olunca Violet kızımıza sen gel benim yanında çalış diyor. İlk başta dağıtıcı olarak çalışan Violet bir anda ben katiplik yapmak istiyorum diyor. Buradaki katipliği açıklamam gerekirse gelen insanların duygu ve düşüncelerini veyahut istek ve arzularını gerek düzgün bir şekilde gerek süsleyerek daktilo yardımıyla yazma işini yapanlara deniliyor. Yani saydığımız bu dört özelliğin dördü de bizim kızla karşılığı yok. Ha bu arada kızı yargılamıyorum. Çünkü ikimiz de olayları o kadar mantıkçılar ...yaklaşıyoruz ki... ...karşıdaki kişinin anlatmak istediği duygu bize geçmiyor. Ondan bu kızımızı anlayabiliyorum. Tabii Violet'in durumu baya bir abartı. Yani anime'de öyle olaylar oluyor ki... ...bakın insanlığın en düşük yaşam formu bile... ...orada onun yapılmayacağını anlar. Yani arada ben... ...bu kız gerçekten robotla... ...bizimi kandırıyorlar diye şüpheye düştüm ki... Ortam buna çok müsait. Gerçekten kızın o hareketlerine kanser olmadım değil. Örnek vermem gerekirse, bu katiplerin yanında staj yaparken bir tane hanım abla geliyor. Bu hanım ablanın belli istekleri var. Yanındaki işe yaramaz olduğundan bizim kız mektup yazacak. Bakın öyle bir mektup yazmış ki, kızın bütün kötü cümlelerini kullanmış. Bir tane iyi cümle yazmamış. Ya bu nasıl bir mantık? Kızın ağzından çıkan bütün kelimeleri yazsan bak yine okey. Hadi onu geçtim. Kendince yorumlasan bile öyle bir mektup çıkamaz. Ya şimdi diyeceksiniz ki Violet kızımız savaş görmüş de bu kızın duyguları yok da falan da filan da. Ama bu olay gerçekten abartılmış. Ya bence çok göze batıyor. Tabi emekli general baktı ki böyle olmayacak müşterilerden sürekli şikayetler geliyor. Violet kızımızı eğitime gönderiyor. Burada Violet kızımız Teoride ne kadar iyi olsa da pratikte tam bir vasat olduğundan sınıfta kalıyor. Yaşadığı birkaç olayın sonunda duygu denilen karma karışık bir şeyin mantığını anlamaya çalışması gerçekten takdire şayan bir hareket olmuş. Helal olsun kıza. Ve işin tuhaf tarafı da ne biliyor musunuz? Bu mantıkla işi beceriyor. Evet, bu mantıkla arkadaşlarına yardım ediyor ve bununla kalmayıp önceki olaylardan gazını alıp iki tane krallığı birbirine bağlıyor. Yalnız bu krallık olayında ben bayağı bir eğlendim. Şimdi olay şu. 14 yaşındaki bir kızımız kendisinden 10 yaş büyük birisiyle evlendirilecek. Olayın ahlaki kısmını bir kenara bırakırsak bizim Violet'in prense yazdığı o mektuplar Oğlum onlar neydi öyle? Kızım sen hangi ara bu kadar level atladın? Ben bunu nasıl kaçırdım? Ulan daha 3 bölüm önce birisi sana Antalya'yı anlattığında sen Ankara yazıyordun. O levelden bu levele hangi ara çıktın hayret ediyorum. Bu arada kesinlikle şikayetçi değilim. Üstüne sevindim. Ya bir de bu olaylarda şey çok eğlenceliydi. İşte bunların mektuplaşmalar halka sunuluyor ya. Hatta halk işi öyle bir noktaya taşıyor ki. Bir bahis açıp prens prensesi iki bir oran var demedikleri kalıyor. Bir de şuna değinmeden geçmeyeyim. Ya bu nasıl bir müzik? Dinleyelim. Ne bu şimdi? Bir de şöyle dinleyin. Ya evlenip yuvadan mı ayrılıyor yoksa bize motivasyon sağlaması için bu müzik mi çalıyor ben anlamadım ki. Aradaki o duygu farkını hissetmişsinizdir. Her bölümde kız kendisinde hissettiği duyguların insanları gözlemleyerek ne manaya geldiğini yavaş yavaş anlıyor. Yani bu cümlenin özeti insanlık kavramına gitgide yaklaşıyor. İşte bu yaklaşma sırasında bir kişiye kendi hayalini ebeveynlerinin yüzünden kısıtlamaması gerektiğini öğretiyor. Bu arada şu olana ben de bir şey öğretmek istiyorum. Aslında bunu daha önce de kullandım ama oğlan Violet'le vedalaştığında şöyle bir cümle kullanıyor. <laughs> Bak kanka aynı mahalle demiyorum. Aynı sokakta Birlikte otobüse bindiğiniz bir kızla tekrar aynı otobüse binme ihtimaliniz çok 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 düşükken senin dünyayı gezerken bununla karşılaşma ihtimalin yok. Bak Direk yok diyorum sana ihtimal bile vermiyorum Sonra kızımız bir yazara denizin üstünde koşarak Evet denizin üstünde Naruto misali koşarak Geçmişiyle yüzleşmesine sağlıyor Ve sıra geldi Violet'in binbaşının öldüğünü öğrendiği sahneye Ondan önce bu binbaşı ile Violet'in ilişkisine değinelim Şimdi bu binbaşının abisi ki kendisi karaktersiz şerefsiz pişin önde gidenidir İşte o şahsiyet kardeşi terfi aldığında ona bu kızı hediye ediyor Gören de sanacak sanki saat hediye ediyor Zaten bu cümle bile bu şerefsizin hangi seviyede olduğunu belirler. Ama binbaşı şöyle mi? Ulan kıza insanlığı öğretmeye çalıştı. Elinden tutup bir şeycikler yapmaya çalıştı. Emek verdi. Tamam %100 susuz değil ama bakma Violet buna meyilli değildi. Ayrıca şunu da belirteyim. Bu bölümden sonra mermiler artık isabet etmemeye başlayacak. Merak etmeyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Savaşta Violet'i vurmak yerine yerde yatan zaten vurulmuş binbaşıyı vuruyorlar. Zor pozisyonlarda adama vuran Violet kızımız ne hikmese mermi kaçırası tutuyor. Üstün üstlük o tüfekteki mermi bitiyor. Sonra o vuramadığı kişi de onlara bomba atıyor. Böyle sanki her şey zorlama şeklinde oluyor değil mi? Olmak zorundaymış gibi. Neyse günümüze geldiğimizde Violet kızımız binbaşının öldüğünü öğrendiğinde dedim ki tamam. Bu kız gerçekten de Terminatör'e bağlayacak. Ama ilginç bir şekilde çok sakin geçirdi. Ben dedim ki şimdi fantasine düşman üstüne girer bir elden geçirir adamları ama yok yapmadı. O konuda baya bir şaşırmıştım. Sonra animede şöyle bir olay oluyor. Barış anlaşması imzalayacaklar ve nedense uçakla gitmek yerine trene binecekler. Nedeni de en güvenilmez olanı da buymuş. Tabi yerseniz. Bir de bu barışı istemeyen grup var. Onlar da trene saldıracaklar. Tabi Violet kızımız olayı çakınca hemen rapor vermeye gidiyor. Bu binbaşının abisi de bu kıza kafayı taktı ya ulan sen ailesinde ailesin ailesinde ailesin, ailesin deyip deyip durdu. Senin bu kızla derdin ne? Ne olsun istiyorsun? Kardeşinin ölümünü bu kıza atıyorsan saçmalık. Savaştaydı ne olmasını bekliyorsun ki? Eğer ki adamlarını öldürdüğü için kinleniyorsan orası ayrı bir mallı kız kendini savunmaya çalışıyordu. Daha ne yapsın? Olayın ilerisinde neden diye sorgulayıp durduğum sahneye gelelim. Şimdi trenin üstüne çıkmışlar. Violet'i öldürecekler. Arkadaşlarımız Violet'i silahın namlusunun ucunda bulunan bıçakla öldürmeye çalışıyor. Lan siz salak mısınız? Elinizdeki silah lan silah. Alt tarafın nişan alıp sıkıp öldüreceksiniz. Lan ne kadar zor olabilir? Mantıksızlığa bakar mısınız? Lan bir de diğer düşmanlar tek yerken bu adam tek yemiyor. Ne bu? Bölüm sonu canavarı mı? Canı fazla olduğu için mi tek yemiyor? Bir de işin diğer bir salakça tarafı şu. Ebe gerizekalı adam. Silahsız adam orada duruyor. Senin elinde silah var. Şu düşmanın başına sık sana. Elindeki silahı süz için mi verdiler sana? Yahu adamın kafasına sıkmam 5 saniyeni bile almaz. Şu olayı nasıl saçma işlediler ya? Kafayı yedim. Neyse. Son olarak bizim kız artık insanlık kavramını çoğunluğuyla kavrayan bir bireye dönüştü. Biz bu animeye gözümüz kapalı 10 üzerinden 9 veriyoruz. Ya sonuç olarak gözümüz kapalı dedik değil mi? Ya, tamam. Tamam. Şaka bir yana bir puan kırmamızın sebebi eleştirin sonunda bahsettiğimiz şeyler. Onun haricinde gerçekten çok dram var. Çizim kalitesi ve manzaralar çok iyi. Karakter çizimleri fevkalade ama çok dram var. Sonra... Her bölümü ayrı bir film tadındaydı ve eğlenceliydi de ama çok dram var. Ulan harbiden de çok dram var lan. Ulan bir ara öyle bir içim darlanmış ki yeter lan diye balkondan bağıracaktım. Şey yazarsınız artık. Aşırı doz dramadan öldü. Bu <laughs> 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 お察しの通り。<music>